Road to Zico'nun önceki bölümünde 100K'lık, 50K'lık, nadir mega paketlerin hepsini açtık. 87. Kristensen Nunes. Tamam, Nunes oynar kadromda. İlk kez 100K paket açıyorum. İşe yarar. Hangi ülkede? Bu ne ya, bu fiyat ne? Oo, Kimi. Arkası olabilir. Vur uzak köşeye. Lautaro Martinez. 1-1. FC'de daha doğrusu kadınların olması hakkında ne düşünüyorsun? Ne bileyim, farklılık iyidir herhalde yani. Oynar benim kadromda. 85 rating güzel. Goretzka. Diaby. Goretzka. Harika. Artizi'nin 3. bölümünden herkese selam. Öncelikle kanala yeniyseniz abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çana basarak da videoları en hızlı şekilde görebilirsiniz. Bugünkü videonun başından anlayacağınız üzere Cristiano Ronaldo'yu kadromuza ekledik. Peki bunu nasıl yaptık diye soracak olursanız, paketten birini çıkardık. Pakete geçmeden önce yayından kesitler olduğu için arkasından konuşarak size neler yaptığımı anlatacağım ve onunla beraber ilerleyeceğiz. Öncelikle 50K'lık satılabilir paketi nasıl aldığımı ve paketten kimin çıktığına beraber bakalım. 60'lık şunu kasacağız ve nadir oyuncu alacağız. Bunu herkes yapsın. Oğlum burada da bunların en kolaydır hangisi ya? Mesela bu dünya turu zor mu? Artizi'nin ilk bölümünü izlediyseniz şu an ne yaptığımı zaten biliyorsunuzdur. Anlar modundaki yıldızları toplayarak belirli ödülleri almaya çalışıyoruz. İlk bölümde draft jetonu almıştık. Şimdi ise satılabilir nadir oyuncu paketi almaya çalışıyoruz. Görevler çok kolay. Yaklaşık yarım saatte falan bu görevleri bitirebiliyorsunuz. 60 olabiliyorsunuz. Jetonları topladıktan sonra 50K'lık satılabilir paketi açıyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Paket hemen açılıyor mu? Paket hemen açıldı. Diaz olsun bari. Barella olsun. Abi paket çok hızlı geldi ya. Kadın geldi lan. Oğlum paket çok hızlı geldi ya. Al sana 3 walkout ya. Oğlum bu kadar boşuna mı grindladık ya? Arkadan böyle bir yüksek... Ooo Davies! Davies! Terledim. Satalım mı oynatalım mı? Ben de ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Arkadaşlar o zaman elveda diyelim Davies'e. Paketten kadın gelecek deyip kadın gelip arkasına Davies gelme krallığı Davies'in. Yalnız Davies'le oynadıysan ne kadar iyi olduğunu anlamışsındır. 68.5 var ya, bizi uçurur şu an. Bak Nike kart satın alayım. Enzo ile oynarken 3 orta saha oynayalım. 4-3-2-1 gibi formasyonla oynayalım. Bir dakika, neden sadece bir tane veriyor? Burada araya gireceğim ve olayı anlatacağım. Arka planda görmüş olduğunuz bir maç sonunda 1000 XP vermesinin yanında XP logosu var. Ama diğer alttakileri indiğiniz zaman 1000 yazıyor fakat yanında XP logosu yok. Böyle olduğu zaman onların yanındaki sadece görev ödüllerini alabiliyorsunuz. Yani ben düşünmüyorum ki bir tane Enzo alıp bütün maçlarda kullanarak yaklaşık 10.000 falan XP kasabilirim. Hayır, öyle değil. Bu kart oynamaz. Bana soracak olursanız şöyle yapalım. Bak bana soracak olursanız şunu çıkaralım. Buraya Nunez'i koyalım. Buraya Nunez'i koyduktan sonra sol bekede. Oha niye kimya düştü bu kadar? Oğlum sizin kimya niye bu kadar az? Nunez'i bir upgrade diyelim. Bize bir lazım. Çünkü başka türlü rahat etmeyecek kimse. Bu oyuncu bu gelişime kitlemek üzeresiniz. Bu oyuncu satamayacak ve gelişim tamamlayana kadar. Doğru mudur? Bunu yapıyorum. Yükseltmeler kazanmak ve bu oyuncuyu geliştirmek için oynanış görevlerini tamamla. Ne yapmam gerekiyormuş şimdi? En az yarım zorlukta veya Rivals'ta kaç maç kazanacağım? Seviye 2 için 4 maç kazanacağım. Okey. İlk günden Ronaldo güzel transfer. Oğlum bu fiyatlar halis mi ya? Bu adam kaç K'ya gidiyor ya mesela? Ibanez tamam. Bu Koulibaly dursun, Ibanez yapalım. Savunma hattım bir tık iyi olsun. Cristiano Ronaldo'nun bu kadar sakin olmak beni küçükken öğretmenine sandalye attı. Kadro hazır. Ama bir de yedeklere bakalım. Belki böyle maça sonradan dahil olup bir şeyler yapmak isteyenler olabilir. Son olarak da özel taktikleri ayarlıyorum ve şimdi arkadaşlar dengeli 51 bunları salla. Doğrudan pas. Şu 51 olsun. Şöyle 6 olsun bu. 2-2-2. Lütfen falan melekelerim benimle beraber olsun. Ediyor. Division 8'e doğru adım adım ilerliyoruz. Vay evlat, bunu da değiştireceğim. Amazon Prime sponsorluğunda ne oluyor lan? Gabriel, Klosterman, Kimi, Bruno Fernandes. İleride kim var? Black Stinus. Yenebiliriz. Kadrosu çok kötü adamın. Diyabilsene zamanın. En arkaya Ronaldo. Bir pas daha. Ronaldo pas attı. Goretzka eskiden. Oğlum Goretzka'nın body type'ı ne kadar garip yapmışlar. Kaslı falan da. Sanki böyle şiş koymuş gibi gözükmüyor mu body type'ı? Ronaldo abi, işte bunu atabilsem var ya. Şu bak, topu ayağımda fazla tuttuğum zaman kalabalığın içine giriyorum. Şu topu aç abicim. At önüne. Süper. Pas çok bariz. Şimdi at. Kaçırma. Güzel. İyi bitirdi. Güzel. Klas bitirdi. Fark ettin mi? Şuta bastım. Plase de vurmadım. Abi. Hayır. Ibanez. Yapma bu hatayı. Kadın gelip ayağına topu aldı ya. Cristiano. Oo, yeşillemedin mi? Ya yapma be abi. Reverse high score yaptı Ronaldo ile. Topu ayağından açtı. Patladı hadi. Vur sola. Kendisi istedi. Kendisi istedi hatta. Upgrade istiyor.
Darwin Nunes upgrade'i kendisi istiyor. Bu kadın nasıl ekstra dribbling yapıyor? Onu atmadım. Reis buradayım lan, nereye gidiyorsun? Gittim yetişemez. Kim bu? Primpo. Sola. Goretzka! Değdi Frimpo. Dizime çarpıp girdi bu arada. Animasyon oldu orada. Gördün mü? Değmiş. Değdi. Değdi, alamadı. Oo, bu herif beni yenebilir. Kadrosu güzel. Kıvara çok iyi. Oshman de iyi. Oshman bayağı iyi. Onu atmadım. Aa, bende. Hadi. Nunes. Darwin Nunes. Bunları iyi yapıyor işte. Moroşku. Elasko. Tamam mı? Bokudum onu. Attı. Offside yok. Geldik pozisyonun faydalarına. Kaleci... Ooo kaleci! Ne oldu lan? Doğru rol yaptım. Kaleci ıskaldı. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Giderim. Oha! En arkada Ronaldo var. Ooo Goretzka'ya harika pas. Artık atarsın onu. Yes! Ooo! Simons upgrade diyor. Kane, Sané. Nunes bir şeyler deniyor. Darwin Nunes. Ah. Ooo adam kayıp. Bu adam kayıp. Deminki adama göre bu herif kayıp. Darwin Nunes içinden geçmeye devam ediyor. Plase vuracağım bakayım. Güzel bitirdi. Sağa doğru vücudumu yatırdım ama bu adam odun yuttuğu için şu an o kadar kötü ki. Ya. Ooo güzel pas attı biliyor musun? Gerçekten kusursuz oynadı. Helal olsun, çok güzel oynadı. Gitti. Yes! Carrasco bu yüzden oynuyor. Saint Maximin bunu atamazdı çünkü. Evet, Nunes'imiz upgrade oldu. Genel artı 1, hız artı 3, şut artı 3. Güzel. Bize gereken asıl... Bir dakika, zayıf... Ben Nunes'in kaç zayıf ayağı olduğunu bilmiyorum desem 3-3'müş. Oyuna nasıl bir hale dönüşüyor? Kaç maç daha kazanmam lazım? 4 maç kazanmam lazım. Oğlum rahat ol lan. Bir pas daha. Ne diyorsun ya? Takım oyunu mu ya bu? Takım oyunu. Ronaldo ile vurabilirdim. Zorlamadım. Gittim. Abi açım yok. Sırf bu yüzden yemin ediyorum Ronaldo'yu öğretiyorum. Bir pas daha. Atak pozisyonu diyorsun bak, bu kart fark var abi. O artı 3'ü hafiften de olsa hissedebiliyorsun. Ronaldo! Yayında Rivals oynamaya devam ettim. Çünkü Nunes'in upgrade'ini yapmam gerekiyordu. 4 galibiyet almam gerekiyordu ve oyunu öğrenmem için de bu büyük bir fırsattı. Değişik goller denedim. Özellikle geçen seneki German Cross dediğimiz ortayı denedim ve kazandırdığı da oldu. Ama son dakikada savunma hatalarımdan dolayı kaybettiğim de oldu. Bu oyunda savunma yapmak imkansıza yakın. Gerçekten çok sabırlı ve doğru zamanda müdahale etmek gerekiyor. Ve kanatlardan rakipler çok hızlı gelebiliyor. Onun dışında bu R1 dribblingi de iyi kullanan oyunculara karşı gerçekten çok zorlanıyorum. Kanattan gelerek deldi geçti adeta. Çok fazla gol yemiştim. 5 tane gol yemiş olmam lazım. Ama her şey Nunes'in upgrade'i içinde. Nunes'in upgrade'i yapmaya değer mi? Onu birazdan söyleyeceğim ben size. Kolay rakipleri yenerken sıkıntı yok ama zor rakiplere karşı oynarken çok zorlanıyorsunuz. Ve onun dışında 10 kişiyken 3-0 yendiğim rakibe maçın sonunda 3-3 berabere kalmakta cabasıydı. Ve en sonunda Nunes'in upgrade'li versiyonuna ulaştık. 84 oldu. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben henüz 84 kartını kullanmadım ama ben bu kartın çok iyi olacağını düşünmüyorum ya. Bu kartta bir ebleklik var, bir ağırlık var. O yüzden bir sıkıntı var. Biraz daha oynayacağım bu upgrade'inden sonra. Ondan sonra fikrimi söyleyeceğim. Oğlum fizik istatistikleri gerçek mi ya? Bu ne böyle? Dünkü yayında belirttiğim gibi ben Darwin Nunes'in kartını çok beğenmemiştim ama 84'lük versiyonunu henüz kullanmadım. Belki onu kullandıktan sonra fikrim değişebilir. Şu an kurmuş olduğum kadro tamamen kalıcı değil, değişebilir. Onu da söyleyeyim. Cristiano Ronaldo çünkü fiyatı çok pahalı olmadığı için ve iyi bir bitirici olduğu için aldım. Belki Suudi Arabistan cephesini tamamen değiştirebilirim. Bugün akşam yayında, yayın saatini belirteceğim aşağıda. Sosyal medyalarımda da belirtiyorum bunu. Gelişmiş kadro kurma görevlerini hazırladım ve onları yayında açacağım. İyi paketler var. Kadromun gidişatını değiştirebilir tamamen. O paketlere güveniyorum. Onun dışında tekrardan Rivals oynamaya devam edeceğim. Duruma göre de draft oynayabiliriz diğer hesabımda. Yayınları kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videolar çok seri şekilde gelecek. Abone olup çanı açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.